Evet Ali abi, senin yorumunla devam edelim. Sonra da ekonomik konulara da gireceğim birazdan. Abi devletin içinde ne oluyor ya? Şu an devletin godomanları, hakimleri içinde ne oluyor? Evet. Bir kere hep aynı baştan söylediğim görüşü ifade edeceğim. Alem Bora Kaplan davasının gittiği yer neresidir? Çok açık net bir şekilde Süleyman Soylu'nun ta kendisi. Süleyman Soylu'nun ta kendisi kim? MHP. Türkiye'de MHP ülke ocakları aracılığıyla neyi kontrol ediyor Türkiye'de? Sokağı kontrol ediyor. Sokağı kontrol ediyor ne demek? Şunu söyleyeyim. Türkiye'de ülke ocaklarının mensubu olup da sokakta silahsız gezen bir ülke ocakları mensubu var mıdır acaba? Soruyu böyle sorayım önce. Bu bir. Yoktur. İki, Yoktur. Ayhan Bora Kaplan davası aslında bir anlamda Süleyman Soylu'yu itibarsızlaşma devletin içerisinden koparıp atma operasyonudur. Ama şimdi size aşağıda Operasyonuydu. verdim verirsem. Ali operasyonuydu. Şimdi operasyon Hala ters dönmüş öyle. durumda ya. Onu da söyleyeceğim Mendo abi. Hala öyle olduğunu söyleyeceğim ama nereye geldiğini anlatacağım. Bakın İşte ben aşağıda onu haber merak ediyorum. Filip verebilirsin. Kirli kumpasta çarpıcı gelişme. Bu kirli kumpası hangisi için söylüyorlar? 280 tane bürokrat, siyasetçi, bakanların çocuklarına, gazetecilerin içinde olduğu bir takip mekanizması kurulduğu, dinlenildiği söyleniliyor. Bunu kim yapmış? Ankara Emniyeti yapmış. Şimdi bakın Sabah gazetesinin haberi aynen Abdurrahman Şimşek. Diyor ki şeyin davasında Ayhan Bora Kaplan davasında ikinci bir gizli tanık var diyor. Kod adı Ü5. Devam ediyor. Diyor ki Ankara Emniyetin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabanca ile vurulduğu, sonra da yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştır. Ya bak restoranda tabanca ile vuruluyor, elektronik kelepçeliyle sonra da yurt dışına kaçıyor. Soru şu, kaçtı mı kaçırıldı mı sorusunu sormak gerekiyor. Ve ısrarla Herhalde Sabah kaçırdım. gazetesi kirli kumpas diyor sürekli olarak. Bakın bu davaya şu andaki tutuklamalara, gözaltılara yönelik olarak sürekli kirli kumpas, kirli kumpas, kirli kumpas. Kim kardeşim bu kumpası kuran? Ve kime kurulmuş? Yani şimdi bu kumpası kuranın Ali Yerlikaya olduğunu söylemeniz gerekiyor. İşte sorun o. Ve ben söyleyeyim. Ali Yerlikaya bir numaralı Erdoğan'ın adamıdır kardeşim. Hiç kimse tartışmasın. Yani bunun lafı, cimi, Onu kimi zaten yoktur yani. tartışmıyoruz. Ali'cim onu tartışmıyoruz biz Şimdi seninle. biraz önce Ayrı bir bir şey haber tartışmıyoruz. geldi. Şu anda Külliye'de Özgür Özel'le, aman Özgür Özel diyorum, Külliye'de Erdoğan'la Ali Yerlikaya baş başa görüşme yapıyorlar. Şimdi yarın bak şimdi. Ben ama dedim ne diyorum? Diyorum ki Ve şunu Erdoğan'ı ben söyleyeyim. bekliyorum diyorum. Bekliyorum ne yapacağını. Yani bu Devlet Bahçeli'nin bu hamlesine karşı Erdoğan'ın sessiz kalması Devlet Bahçeli'nin bu savaşı kazandığının kanıt olur diyorum. Şimdilik diyorum hep. Şimdilik. Bekleyelim bakalım. Bu da belli olmaz. Bak aslında az sonra akşamüstü biz buradan bitirirken konuşmalı sohbetimizi. Ali Yerlikaya'nın affı bakanlıktan affı geldi derler yani. Erdoğan'dan bahsediyoruz ya. Ya şöyle anlıyorum şu ana kadar geldiğimiz noktada bir kere net bir şekilde hemfikiriz değil mi? Yani şu anda Cumhur İttifakı içerisinde daha doğrusu devlet içerisinde de mekanizma anlamında da bir gerilim, bir kavganın olduğunu görebiliyoruz. En azından burada bir uzlaşımız Muhtar var. Kerem nereye gitti ya? Ya abi işte internette sorun varmış var galiba Peki. onun. Affedersin. Affedersin Ferit'ciğim. Özür dilerim. Affedersin. Evet. Buyur. Valla bu dörtlü yayında biraz ben zorlanıyorum açıkçası ya söyleyeyim şimdiden. kontrol şeyi Evet. zorlanıyor. Evet. Ama şey, tabii farklı farklı görüşler tabii güzel oluyor da. Aralarında problem olduğu belli Ferit. Yani evet orada en azından ulaşıyoruz yani. Üç yorumcum da aynı şekilde diyor ki kardeşim burada sorun var. Ve bu biraz da hafiften tehlikeli bir Hatta Ferit'ciğim çatışma benim gibi. başka da iddiam var. Biliyorsunuz hep bu toplantılarımıza söylüyorum ben sohbetlerimizde. Devlet Bahçeli Erdoğan tarafından sırtından atılacağının farkında artık biliyor, görüyor. Çünkü kendi de aynı şeyleri düşünüyordu. Ama onun kafasında yatan şuydu. Hiç olmazsa 2026 Şubat'ına kadar götüreyim bu işi ben. 2026 Şubat'ında gene tekrar inisiyatifi ben elime alırım diyordu ama
Erdoğan, görebildiğim kadarıyla Erdoğan Bahçeli'nin çok tehlikeli olduğunu nihayet fark etti diye düşünüyordum. Ama Bahçeli öyle bir çıkış yaptı ki o neydi ya? Ama hep beraber bakacağız da. Erdoğan avantajlı. Neden avantajlı? Erdoğan Cumhurbaşkanı. Hala devlet onun elinde. Evet, affedersin. Ali buyur. Yani diğer taraftan da şöyle bakanlar var olaya. 31 Mart'tan sonra içinde bulunduğumuz ekonomik çöküntünün de bu ittifakla gitmeyeceğini, dışarıdan da paranın gelmeyeceğini, yani şu an bir sıcak para ülkeye giriyor, bu gerçek. Gelmez. Ama bunlar vurdu kaççılar. Yani faiz üzerinden para kazanacaklar bunlar. Yabancı geliyor ama bunlar gidecekler. Arbitrajcı. Arbitraj, evet yani işte, ya da carry trade derler ya ona, carry trade yani şey, kısa vadede alıp gidiyorlar. Şunu demeye çalışıyorum. Yani yorumlar böyle gidiyor. Yani Erdoğan aslında bu ittifakla ülkeye paranın gelmeyeceğini de anladı ve bir şekilde bırakmak zorunda bu. Yani bu evlilik bitecek. Gelmiyor işte. Bunun da Gelmiyor, parayla da parayla. ilgisinin de olduğu. Hatta benim abi geçtim, parayı hep sen söylüyorsun ya. Erdoğan aslında kendisini ve ailesini düşünüyor diye. Bak, bu çok kritik bir yorum benim Evet. senin. Bunu ne kadar zamandır anlatıyorum. En önemli konuların başında bu geliyor ama bunu beni pek dinlemiyor kimse. Yani Ve ben aslında anlıyorum Erdoğan'ı. Hepimiz aynı şeyi yaparız. Evlatlar bambaşka. Aile bambaşka kardeşim. İnsan Tayyip Erdoğan kötü bir insan olduğunu bilmiyoruz. Kötü bir yönetici sadece. Kötü bir devlet adamı. Ama belki mükemmel bir baba herhalde. Niye olmasın? Çok seviyor çocukları babası, babalarını. Her türlü riski de göze alıyorlar. Değil mi? Şimdi babaları onların geleceğini düşünüyorsa hiç yadırgamam çocuklar. Açık söyleyeyim. Ben de nihayet insanım yani. Mehmet abi birinin çok iyi baba olması ülkeyi çok iyi yönetmesi anlamına gelmiyor. Hayır diyorum, kötü bir yönetici diyorum. Kötü bir devlet adamı. Onu söylüyorum zaten yani. Ama o iyi bir baba olmasının önüne engel değil. Büyük ihtimalle de iyi bir baba. Çocukları, torunları çok seviyorlar Erdoğan'ı. Arkadaşları, kardeşleri, yakındakileri öyle görünüyor. Ferit. Ama kötü bir devlet adamı. Mafet Evet. ülke.